Ortam koşullarına uymam lazım. Hello. Evet, İngiltere'deyiz ve söyleyecek başka pek bir şeyim yok aslında. İngiltere'deyiz. Öncelikle dudağım için gerçekten çok özür diliyorum. Uçuk çıktı dudağımda, o yüzden oldu. Neyse, dün geldik Londra'ya. Biraz böyle bir gezdik ama havanın 4.30'da karardığını bize kimse söylemedi. Ve metrodan çıktığımızda zifiri karanlıktı her yer ve yani pek bir yeri gezemedik o yüzden. Ve Buckingham Palace, işte Westminster falan o tarafları bir gezdik. Onlar çok turistik ve çok da aslında görmek için can atmadığımız yerlerdi. Herhalde benim öyle diyeceğim, senin de öyle miydi? Neyse, bir daha gideriz senin için. Aydınlıkta. Sonra işte Piccadilly Circus'a geçtik. Orada curcuna vardı zaten. Mağazalara girdik falan filan. Öyle biraz güme gitti ilk gün. Hat işlerimizi, işte Oyster Card işlerimizi falan hallettik. İngiltere'de Oyster Card'la seyahat ediyorsunuz. İşte akbil bildiğiniz aslında. Ama birazcık pahalı. Yani aslında pahalı değil ama 7 ile çarpınca çok pahalı. Sadece 700 lira falan 6 günde sanırım şeye harcayacağız. Yolculuğa harcayacağız. Bu arada her yere metro ile gidiyorsunuz. Metro ile gidemediğiniz yer yok. Bunun dışında metro kullanmak zorunda bile değilsiniz merkeze indiğinizde. Çünkü her yere yürünüyor ve ben şu an güneşten kör oldum. Neyse, bugün Soho taraflarına gideceğiz. Müzeye gidecek miyiz bugün? Yönetişim yazıyım yazdık ama akşam 4'ten sonra gideriz dersek. Evet, çünkü hava kararıyor. Onu yemeyelim. Gerçi bilmiyorum. Böyle şimdi hiç çok güzeldi. Aydınlıkken de gidebiliriz. Böyle tam kararacakken falan gidebiliriz. Tam kararacakken gideriz. Tam kararacakken. Bu arada saat şu an burada 8 mi? 8.30. Kol saatinde Türkiye'nin saati var. Ki orada da kaç olduğunu şey yapmayayım diye, unutmayayım diye. Burada akrabalarımın yanında kalıyoruz. Bu da böyle küçük bir bilgi. İngiltere'den akraba edinin. Bu da böyle bir tavsiye. Bu arada arkadaşlar, hava gerçekten çok soğuk. Yani çok soğuk. Gece yine o kadar üşümüyor da ben üşüyorum. Bugün iki mont üst üste giymeyi deneyeceğim. Var ya, ben böyle hayatta üşümem. Aa, halk gibi görünüyor. Tekrardan merhabalar. Kahvaltımızı ettik. Şimdi otobüse gidiyoruz. Oradan metroya geçeceğiz ve Soho'ya gidiyoruz bugün. Eylemlerimizi şöyle ayırıyoruz. Gün ışığı varken yapmamız gerekenler ve gün ışığına ihtiyaç duymadığımız şeyler. Çok kötü anlattım. Ceyhun, ne yapıyorsun? Sanki bakkal soracakmış gibi. Bu arada şuranın güzelliğine bakın ya. Ve burası aşırı sıradan bir sokak. Yani sokağında şöyle bir yapı var, anladın mı? Gerçekten bazı insanların normalinin bu olmasını kaldıramıyorum. Bizim de sokağımızda kokoreççi var. Kokomusti. Kokomusti var. Burası Oxford Street, Oxford Circus, artık ne derseniz. Alışverişin kalbinin attığı yer. Buraya yarın geleceğiz aslında. İşte Zara'dır, H&M'dir, Mango'dur, Gap, Bershka, her şey burada. Primark var. Çok büyük bir Primark var. Böyle 6-7 katlı falan, abarttım. Urban Outfitters karşımıza çıktı şu an. Türkiye'de olmayan bazı şeyler var. İşte TK Maxx diye bir yer var bu. Ünlü mağazaların outlet'i gibi düşünebilirsiniz. Aynen, işte onu görünce söyledim zaten. Yani yarın buraya geleceğiz. Şu an Soho'ya gitmek için buradan yürümemiz gerekiyor. Biraz da size göstereyim. Yani pek bir olayı yok buranın aslında. Yan yana dizilmiş mağazalar. Boots değil mi orası? Bina çok güzel lan. Bu nasıl bina? Ceyhun modern mimari aşığı oluverdi şu sıralar. Ama şehrin mimarisine gömülü olan bir geleneksel mimari, eski mimari üzerine oluşturulmuş ve geleneksel mimariyle birbirine uyum içerisinde oluşturulmuş olan yeni mimari çok güzel. Bundan da
daha kolay anlatılabilirdi bu bence. Demek istiyor ki şehrin belli bir dokusu var Londra'da. Yeni yapılan modern binalar da o dokuyu bozmayacak şekilde yapılmış. Ve bu bina bir istisna o konuda. Bu ne alaka? Amunopoli bir şey yapılmış bence. Boots da Gratis gibi bir yer. Ya da Gratis ve Sephora karmaşık, karışmış. Lush! House of Minari moddayız. Burası Harry Potter'ın grafik dizaynını yapan kişilerin mağazası ve böyle hediyelik ya da işte kendinize hediyelik şeyler var. Bak, mektup var. Hey. Ya tasarımlar o kadar güzel ki, baksana. Nasıl yıldızlı, yaldızlı. Küçük bir kızı var. Ay yok artık. Aşırı iyi. Bu 20 pound. Buna paramız kalırsa alırız. Nasıl? Tamam, bir daha geliriz buraya. Hadi. Hiçbir şey alacak mısın? No. Geldik lanetli yere. Harry Potter and the Cursed Child. Bina muhteşem. Ceyhun Şan panoramik fotoğraf çekiyor orada. Böyle bir meydan burası. Kendi de çekeyim, herkes böyle çekiyor. İğrenç bir kitaptı. Kitabın güzelliği. Kim buna 5 yıldız vermiş ya? Kim bu? Bu kim? Herkes 5 yıldız var. Yalan ya, var ya. Puu, yazıklar olsun size. Ne yapalım, buradan nereye gidelim? Hemen haritama bakayım. Şimdi gidelim. Chinatown'u görelim ya. Böyle her yerde fenerler falan. Girelim bakalım. Çince hiçbir şey bilmiyorum. Ama Korece biraz biliyorum. Mesela Kamzamida, Komazimara, öyle bir şeyler. Sonra Oppa var, Appa var. Bunlar Kore dizisi izlediğim için bir zamanlar. Anya falan yapıyorlar bir de. Anlaşamazsın, öyle yaparsın. Ve burada full yemek yerleri var arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Bir şey diyeceğim, ben Çin yemeği yemek istemediğime karar verdim. Bu ne ya? Hem kötü kokuyor hem görüntüsü çok kötü. Burada başka bir giriş var buranın. Bu daha güzel görünüyor ha. Bakalım mesela. Aslında ucuz appetizerlar, etli yemekler 12 ile 18 pound arasında değişiyor sanırım. 19'a da var. Bunlar 12 ile 7 arası falan. Çorbalar 3-4. Ya biz buradan çıkamıyoruz. Her yerde fener var. Galiba şuraya gidersek çıkarız. Gidelim. Oyun yeri bulacağım. Slow çekeriz. Böyle birkaç yere dağılmış tiyatrolar var. Müzikallerin oynandığı. Bu da onlardan birisi, burada Les Misérables oynanıyormuş. Ve şimdi Nails Yard'a gidiyoruz. Orada bir oturup soluklanacağız. Ama şunun ne olduğunu merak ettik birazcık. Güneş saatine benziyor. Aynen, güneş saatiymiş arkadaşlar. Dağılabiliriz. Burası Nails Yard ve Benefit. Burası böyle bir arka bahçe. Adından da anlaşılacağı gibi. Tatlı bir yer bayağı. Buradaki bankalara oturup biraz dinleneceğiz. Çok güzel görünüyor. Herkes buranın fotoğrafını çekiyor. Şu, tam olarak şu nokta meşhur zaten. Ceyhun nerede? Oturalım mı aşkım? Oturalım. Buradan böyle kahve mavi bir şey almak ister misin? Okay. Burada beni bir çekersin sonra. Çekerim. Şimdi Noble Collection'a geldik. Buradan bir şeyler alacağız ama kendimiz için değil. Siparişlerimiz var. Of, çok güzel şeyler var. Tam siparişlerini almaya geldik. Noble Collection'dayız sahada. Çok güzel, şunlara bak. Oh, my God.
Sen geniş mi için? Daha büyüğü yapamamış buna. Don't put any drinks inside because it has a hole. This is not gonna work. Okay. Duydun mu Taha? İçine ısıyı koymuyorsun. Okay? Covent Garden'a böyle bir harita yapmışlar. Nerede ne var? Mesela restoranlara bakalım. Bu nedir? Fiyat? Ha, pahalı değil gibi. Baltazar en pahalısı galiba. Bu ne be Baltazar? Ne yaptın? Bakın kaçırmamız gerekenler. Rules, Frog by Adam Handling, Chetty, bilmiyorum. Bunlara girmiyoruz. Tamam mı Ceyhun? Baltazar senin sevdiğin bir grup olmasına rağmen. Evet. Daimi çalıyordu. Gerçekten mi? You are here. Oo çok iyi, girişindeymişiz. Arkamızı dönüyoruz ve Covent Garden'a doğru gidiyoruz. Aşkım bana Tiffany'den yüzük alır mısın? Alırım, ne kadar? Boş ver, ne kadarını ne yapacaksın ya? Gel gireyim. Hadi. Saçmalama be, yok o kadar para yanımızda. Burada şöyle şu duvara dayanıp kahve içsem ne kadar Audrey Hepburn olurum? Bence -8. Bir şeyler dönüyor, biri bir şeyler yapıyor. O kadar komik değil ki. Ay kusacağım şimdi. Aa. Hala komik değil. Ladies and gentlemen, it's showtime! Fantastic. Chet, would you be a favor? Stand right here for me. Balon nerede? A little bit. Hang, come in a little bit. Hayda, hiç olmak istemediğim bir şeyin içerisindeyim şu an. Is that tight? Okay, stand right there. Pop. Very good. Okay, now. Okay, hold out your right hand like this. Your other right hand. Your finger like this. Your thumb like that. Perfect. We will place the knot underneath the handkerchief. I want you to pinch the knot. Have you got it? Squeeze tight. Have you got hold of the knot? Place them. Is it tight? Is it going to come undone? Yes. In a nice clear voice, what is your favorite color? Blue. What is your second favorite color? Pink. What is your favorite color today? Anything but yellow. What color's the balloon? There you go, that's what you're getting. Now, Chet, have you all enjoyed the show? Yeah. Have you all been entertained? Yeah. Are you all going to give me lots of money? No. But just think, guys, if you don't have any money, don't worry. There's a cash machine down the road. Tiffany'nin kurduğu şeye bakın, çok güzel görünüyor. Keşke gerçekten kar yağsa. Genel olarak burayı beğenmişler ama anladığım kadarıyla burası biraz şey. Sanırım çekiyoruz. Fişen çip sarıyoruz. Böyle bir yere geldik. Ceyhun'u doğal habitatına getirdim. British Museum. Yani o kadar görkemli bir yer ki gerçekten içine girmeye gerek bile yok. Kendi girelim biz. Ceyhun'u ilk defa bu kadar kendi iradesiyle fotoğraf çekerken görüyorum. Binalar çok güzel. Şunu da çekeceğim, bunu da çekeceğim deyip duruyor. Gerçekten şoktayım. Başarılı. Bütün videoda seni çekeceğim fotoğraf çekerken sürekli. Çok hoşuma gitti. Şimdi Ceyhun'u buraya salacağım. Ne? Şurada böyle veliler olur ya çocuklarını bekleyen. Çünkü ben buraya geldim ve gerçekten 4,5 saat falan gezdim. No smoking in the museum. Bir zahmet yani. Ama mesela bunu yazmasan, bunu yazmadı diye içen insan dava eder ve kazanır. Harita, of. Tamam, burayı çek, burayı. Bu ne? Biraz burada duracağım ben. Daha başlamadan lütfen. Tamam, sen biraz dur burada.
Müzeden çıktık. Size sadece havayı ve saati göstermek istedim. Yani bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? 4,5 saat. Aşamıyorum ben bunu. Şimdi nereye gideceğiz hiç bilmiyorum. Bugün yapmamız gereken her şeyi yaptık çünkü. Hava kararır kararmaz hemen. Üşümemize imkan yok şu an. Ceyhun aynı. Ve o Ceyhun da eldiven takmış. Burun ışığı çok güzel ya. Burada konuşalım biraz. Konuşalım. Ceyhun, müzeden memnun kaldın mı? Biraz anlat. Müzeden memnun kaldım fakat çok kısıtlı bir yer gezdi. Yunan-Roma kısmı gezdik daha çok. Diğer kısımlar çok da beni bağlamıyor açıkçası. Çok şu an için birinci önceliğim değil. Zamanımız da kısıtlı. Yunan kısmı güzeldi ama. Yunan kısmı hoşuma gitti. Özellikle Mısırlılar Yunanlar arasındaki o 1000-1500 yıllık tarihsel fark ve bunun heykellere ve kültürün heykellere etkisi, heykellerin yapılış biçiminin etkisi bence incelenebilecek, incelenmesi gereken bir şey. Bunu bir daha gezmekten keyif almadım pek. Tarihsel bağlam oturttuktan sonra baktığın şey sütunla ibaret. Evet yani. Yani bilgiler yetersiz çünkü oradaki. Bir şey anlamıyorsun. Evet bilgiler yetersiz ve şerefsizler şöyle bir şey yapmışlar. En ufak bir bilgi için para veriyorsun. Evet. Müze ücretsiz ama hani haritayı 2 pound aldım. Görürsün. Güle güle British Museum, çok güzelsin. Yani çok heybetlisin. Bayağı güzelsin. Buranın ışığı çok güzel. Benim hiç kamerayı kapatasım gelmiyor. Herkesin elinde kahve kupası. Aha. Scooter. Benim scooter'ım daha güzel bu arada, net. Bunun tekerlekleri küçük. Ay perişan haldeyim. Forbidden Planet diye bir kitapçıya geldik. Bayağı büyük bir yer. Birkaç oyun ve birkaç kitap alma niyetindeyiz. Neyse aldıklarımı alışveriş videosuna göstereyim ya. Ceyhun da oyunlarla ilgili bilgi bulmaya çalışıyor internetten ki boşuna para vermeyelim diye. Aferin Ceyhun, iyi yetiştirdin seni. Burası daha çok işte figür bilmem ne iken alt kat komple şey, çizgi roman, oyun, işte özel kitaplar falanlar filanlar. Tam böyle bir fangirl fanboy yeri. Şimdi Leicester Square'da kurulan bir Christmas Market'a geldik. Burada yemek yerleri ve hediyelik eşya yerleri var. Çok güzel kokuyor. Yani bu kokuyu tarif edemiyorum. Şöyle bir yol izliyoruz. Bir şey alıyoruz, ikimiz yiyoruz. Bir şey alıyoruz, ikimiz yiyoruz. Böylelikle daha çok şey tatabiliyoruz. Bu kadar aslında. Güzel taktik ama. Ama ne? İngiliz mi olduk ya bu taksi? Biz olduk. Önce bir hot dog yiyeceğiz herhalde ikimiz. Aynen. Sonra da churro yiyeceğiz. Yani bildiğimiz lokma gibi lokma bir şey herhalde. Saat 8'e 5 var. Ve biz 9 küsur saattir. 10 saat oldu herhalde. 10 saattir dışarıdayız. Çok yorulduk. Her yerim ağrıyor. Thank you. Thank you. Ben buraya otururum. Oturdum, kimse kusura bakmasın. Sadece peynir ısırdım. Allah seni kahretsin. Neden bulandı? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Niye? Çok peynir. Dur ben de yiyeyim, bırak da. Ben güzel. Çok yoğun tadı. Sosis lastik gibi. Hemen. Beğenirsin tabii, lağma ağzı ya. Gerçekten çok kötüydü. Midem bulanıyor. Umarım churro güzeldir. Allah, bu da çok ağır bir şey değil mi? Ceyhun'u da orada bırakmıştım. Böyle bir şey aldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım, sen ne olacak? Güzel. Ağır değil o kadar. Güzel değil mi? Başarılı. Kapat hadi.